Ersin Ramoğlu Kılıçdaroğlu'nun korumaları Bir yumruk, topu topu bir yumruk, üzerinden kopan büyük fırtına. CHP mebusu Bülent Kuşoğlu'nun çekerim tabancamı şeklindeki tehdidi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da oradan toz olması. Yumruğu fırsata çevirme çabaları, sopalar dağıtılmış, taşlar biriktirilmiş, yalan. Tek mili birden bu sinemada. Hepsi bir yana. Ya o korumalar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sözleri çok önemli. Korumaların ne iş yaptığına baksınlar. Koruma mı yapıyor yoksa başka bir iş mi? Boş konuşmaz Sayın Soylu. Devlet büyüklerini koruma işi önemlidir. Soyludan başka konuya dikkat çeken yok. İhmale gelmez bu. Jöhte 27 yıl görev yapan Mustafa Öz'ün iyi bir koruma nasıl olmalı sorusuna verdiği cevaplara bakalım şimdi. Öz, jandarma özel harekatının her biriminde uzun yıllar görev yaptı. 40'a yakın zorlu eğitimden geçti. Kickbox ve Wing Chun ustası ve müthiş bir stratejist. Herkes koruma olamaz diyor. O yumruk koruma zafiyetinin eseridir. Tıraşa gerek yok. Devlet büyüklerini korumakla görevli personel kesinlikle özel erkekçi olmalı. Sıcak çatışma tecrübesi olmalı. Soğukkanlılığını kaybetmemeli çünkü koruduğu kişi her zaman silahlı saldırıya uğramaz. Yumruklu saldırı da olabilir. Korumalar iyi dövüşebilmeli. Yumruk, sopa veya bıçakla yapılan saldırılarda hızla blok alıp saldırganı kısa zamanda etkisizleştirmeli. Bu kadar mı? Değil tabii. Doğal afetler dahil birçok zorlukla da başa çıkmayı bilmeli. Keskin bir nişancı olmalı. Korku ve heyecanda adrenalin artar. Bu hormon insanı dövüşmeye de kaçmaya da zorlayabilir. Koruma adrenalin kontrolü yapabilmeli. Bırakın hepsini bunlardan biri Bay Kemal'in korumalarında var mıydı? CHP yönetimi soylu ve şehit yakınlarının tehdidi bırakmalı, PKK ile olan işbirliği yüzünden tepki çeken Kılıçdaroğlu'nun korumalarıyla acilen ilgilenmeli. Yoksa bu kafayla daha çok yumruk yer. Şehit aileleri isyanda haklı. PKK ile ittifak yapıp şehit cenazelerinde riyakarca saf tutan politikacılara yüreği yanan ailelerin öfkesi büyük. Yavrularını toprağa veren anne ve babalar evlatlarının kanını ellerinde taşıyan siyasilerden nefret ediyor. Kılıçdaroğlu gibi bir yandan Kandil'e selam çakıp diğer yandan şehit cenazesine gidenler var. Yaraya tuz basanlar yani. Gitmeyin kardeşim. Şehit cenazelerine gitmeyin. Oralar siyasi şov yeri değil. Ya da PKK ile ilişkini kes, şiddete hep karşıyız. Ama millet de uysal koyun değil ki. Neyse, YSK İstanbul seçimini tekrarlatacak gibi. Ekrem Efendi çalınmış oylarla ele geçirdiği koltuğun geri alınacağını bildiği için ilk iş olarak veri tabanını kopyalattı. Mahrem bilgileri kime verecekti? Rumlara mı yoksa FETÖ'ye mi? Kime? Sözcü Cumhuriyet Oda TV ve Amerikan Portakalı İmamoğlu'nun koltuğunu kaybetmemesi için çırpınıyor. Malum medyada yalanlar iftiralar gırla gidiyor. Ama bu kez nefesleri yetmeyecek. CHP yaptığı işçi kıyımlarıyla eline güç geçmesi halinde neler yapabileceğini kısa zamanda dünya aleme gösterdi çünkü. Ersin Ramoğlu sabah